demokrasinin kenti, özgürlüğün kenti, sosyal belediyeciliğin kenti, eşitliğin, katılımcılığın, vicdanın kenti Nilüfer'de yepyeni bir hizmeti daha açmanın mutluluğunu, huzurunu paylaşıyoruz sizlerle. Sosyal belediyeciliğin en başarılı örnekleriyle takip edilen bir kurumuz ve aynı zamanda da kadın politikası olan cinsiyete duyarlı bütçeleme yapan bir kurumuz. Peki bunlar ne demektir? Biz hizmetlerimizi sunarken çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi risk gruplarını öncelik olarak alıyoruz. Ve bütçemizi harcarken de yine kadınların hizmetlerimize erişmesini öncelikli hale getirerek düşünüyoruz. İşte bugün kadın politikamız ve sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği daha yerine getirilmek üzere. Onun için buradayız. Şimdiye kadar kadınlara ve çocuklara yönelik yapmış olduğumuz hizmetler var. Ancak geniş kapsamlı bir şekilde burada kültür mahallemizde ilkini açtığımız, biraz sonra hep beraber açılışını yapacağımız kadın ve çocuk merkezleri burada birincisi olmak üzere bundan sonra birçok mahallemize de devam edecek. Bu merkezler son derece önemli merkezlerdir. Ve bu merkezlerin anlamı biraz sonra sizlerle paylaşacağım biçimiyle çok farklı ve derindir. Onun için bu merkezler mahallelerimizde bulunan kadınlarımızın talepleri doğrultusunda çeşitli atölyeler, eğitim, seminer, girişimcilik gibi konularda çalışmalara ev sahipliği yapacağı gibi aynı zamanda kadının sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde olmasını da sağlayacaktır. Çünkü kadın bize göre yaşamın tam da içindedir ve içinde olması gerekiyor. Çünkü cehaletin tek korkusu vardır, o da kadındır. Çünkü kadın öğrenirse çocuklarına da öğretmektedir. Kurum olarak odak noktalarımızdan biri katılımcılıktır. Özellikle kadınların kent yaşamından ve olanaklarından yararlanmasını, bunun için de kendi sözlerini söylemeleri ve kararları katılmaları bizim anlayışımızın gereğidir. Diğer yandan bu merkezler çocuklara hem kreş hem de öğretmenler eşliğinde ders çalışabilecekleri bir alan olacaktır. Yaratıcılıkları ve mutluluklarını burada hep beraber arttığını göreceğiz. Mutlu kadınlar, mutlu çocuklar, mutlu bir kent demektir. Aynı zamanda bu merkezlerimizde gerektiğinde çocuklarımızla ilgili öğretmenler eşliğinde hem psikolog hem de sosyolog eşliğinde de yine eğitimler verecektir. Böyle bir anlamı olan merkezlerdir. Öncelikle tanıyabilir miyiz? Ben Gülşah Toykaplan, Nilüfer Belediyesi Eşitlik Dayanışma ve Eşitlik Bürosu'nda Engelliler Hizmet Birimi Sorumlusu olarak çalışıyorum, psikoloğum. Peki Kadın ve Çocuk Merkezi'nde psikolog olarak görev yapacaksınız. Hani burada ne gibi görevleriniz olacak, ondan bahsedelim öncelikle. Burada çalışacak psikolog arkadaşımız kadınlara ve çocuklara talep eden kişilere ücretsiz psikolojik destek hizmeti verecek. Taleple şekillenen bir şey psikolojik destek hizmeti. Dolayısıyla hani gelen her konuda yardımcı olmaya çalışılacak randevu sistemiyle randevu alınacak ve taleplere cevap verilecek. Kadın ve çocuk olmasının sebebi nedir? Onu sizden alabilir miyiz? Şunu diyelim, yani kadınların güçlendirilmesi yönelik çalışmalarımız zaten devam ediyor. Dün de bir Görükle'de kadın dayanışma merkezimiz açıldı. Özellikle cinsiyet eşitliği politikamız dolayısıyla kadınların toplumdaki yerinin güçlenmesi açısından çalışmalar yapıyoruz. Bu da onlardan biri aslında. Bu mahallede de kadınlar eğitim, psikolojik destek gibi konularda ya da istihdama daha çok katılma konularında talepleri olduğu için burada böyle bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında da güçlendirme çalışmaları dahilinde hem eğitimler, kurslar devam edecek hem de isteyen psikolojik desteğe ücretsiz şekilde ulaşabilecek. Peki son sorum. Nilüfer ilçesinde yaşayanlar mı buraya gelebiliyor yoksa sadece Kültür Mahallesi'nde yaşayanlar mı buraya gelebiliyor?
Nilüfer ilk tabii ki daha çok bu çevreye hizmet veriyor ama tabii ki Nilüfer'de yaşayan vatandaşlarımız da yararlanabilir. Ama burası Kültür Mahallesi'ne yönelik bir merkez olduğu için zaten kontenjanı büyük ihtimalle Kültür Mahallesi ile devam edecektir. Ama tabii ki vatandaşlarımızın elden geldiğince de devam ederiz. Tabii ki bu merkezler ilki ama başka mahallelerde de kurulması planlanıyor. Onun müjdesini verebiliriz aslında. Sadece burayla sınırlı kalmayacak kadın çocuk merkezleri. Kadın dayanışma merkezimiz de Beşevler'deydi. Ekstra olarak Görük'le de açıldı. İkincisi bu merkezlerde devam edecek inşallah. Öncelikle tanıyabilir miyiz? Kültür Mahalle Muhtarı Mustafa Göker. Mahallenizde kadın ve çocuk merkezi açılıyor bugün Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla. Ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz neler? Evet, daha önce sağlık ocağı olarak kullandığımız bu binayı şu anda aile hekimliği açıldığı için aşağıda bunu değişik bir şeyde kadın ve çocuk şeyiyle ilgili belediyemiz karar vermiş. Biz de tabii uygun gördük. İnşallah mahallemiz için hayırlı olur, iyi olur diye düşünüyoruz. Mahallenizdeki kadın ve çocuklar yaralanacak buradan. Tabii, bu mahalle için de güzel bir şey değil mi? Tabii. Mahalledeki çocuklarımız, kadınlarımız buradan faydalanacak. İyi bir şey olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah iyi olur diye ümit ediyoruz. Kadın ve çocuk merkezleri Bursa'da ilk defa Nilüfer Belediyesi tarafından açılan bir kurum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biz dayanışma kentiyiz ve vicdanın kentiyiz. Bunu özellikle söylüyoruz. Çünkü 6 odak noktamızdan bir tanesi vicdan kenti olmaktır. Dayanışma kenti olmaktır. Bu anlamda burada özellikle çocuklarımızın ve kadınlarımızın bu alanda hem kurslar, aynı zamanda da eğitimler alabileceği bir yerdir burası. Bir de öğretmenler eşliğinde olacak. Ayrıca burada hem sosyolog olacak, hem psikolog olacak. Hem kadınlarımızın çeşitli sorunlarıyla ilgilenecekler. Çocuklarımızın yine gelişimine katkı sağlayacak projeleri ve eğitimleri burada uygulayacağız. Ve böylece kadın ve çocuk merkezleri ilk defa da bir kültür mahallesinde açıyoruz. Şimdi bunların sayılarını Nilüfer'in çeşitli noktalarına çoğaltarak devam edeceğiz. Çünkü önemsediğimiz bir proje. Bizler istiyoruz ki kadın eğitimli olsun. Kadın eğitimli olursa çocuk da eğitimli olur. Kadın eğitimli olursa çocuğunu iyi yetiştirir. Özgür yetiştirir ve çocuğunu sürekli olarak onun iyi yetişmesini sağlayacak bilgiyle donanan kadın çocuğun gelişmesine inanılmaz katkılar sağlar. Onun için kadını önemsiyoruz, onun için çocukları önemsiyoruz. Bu merkezlerde de bunları yapacağız ve bunun yanında kadının sosyal yaşama da, kültürel yaşama da, yani hayatın içine katılımına da bu merkezler sayesinde olanak vereceğiz. Neden? Çünkü kadın eğer çocuğu varsa, eğer çocuğundan dolayı büyük ihtimalle sosyal yaşama katılamıyor olabilir. Ne bileyim bir konsere gidemiyor olabilir, bir tiyatroya, bir sinemaya gidemiyor olabilir. Ya da çarşıya, pazara gidemiyor olabilir. Ya da bir aile yakınına gidemiyor olabilir. Aile yakınının düğününe gidemiyor olabilir. Yani böyle bir ortamda işte burada çocuklarını bırakarak ve bu çocukları biz öğretmenler eşliğinde onları burada ağırlayarak kadınlarımızın sosyal yaşamada katılmalarını sağlamış olacağız. Öyle bir merkezden bahsediyoruz. Yani farklı, nitelikli, aynı zamanda da bir eğitim yuvası burası. Tanıyabilir miyiz öncelikle? Adım Nilgün Gülyay, Dayanışma ve Eşitlik Bürosu sorumlusuyum. Bugün Kadın ve Çocuk Merkezi açılacak. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz bize? Nilüfer Belediyesi olarak sosyal belediyecilik uygulamalarımızın bir yansıması aslında Kadın ve Çocuk Merkezi. Özellikle kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını arttırabilmek amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışma. Çocuklarımızın da yaratıcılıklarını arttırmak,
ve bu anlamda gelişimlerini daha iyi seviyeye getirmek amacıyla yapmış olduğumuz bir yer burası. Burada ne gibi hizmetler verilecek? Burada özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik olarak psikolojik destek hizmeti verilecek. Sosyal çalışmacılarımızın da desteğiyle birlikte girişimcilik, ekonomik hayata katılımları, özellikle şiddet görmüş olan kadınların yönlendirmeleri, bilgilendirmeleri gibi çalışmalar da yürüteceğiz bu merkezimizin içerisinde. Bunun dışında özellikle bizim için çok önemli, katılımcılık çok önemli. Gelen kadınların talepleri ve gelen çocukların talepleri doğrultusunda gelişen bir merkez olacak burası. Çünkü belediye olarak biz katılımcılığı çok önemsiyoruz. Ve hizmetlerimizi de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapıyoruz. Burası yaşayan bir organizma olacak açıkçası. Bir de çocuklardan bahsettiniz. Çocuklarda ne gibi sorunlara çözüm bulunacak burada? Özellikle psikolojik destek hizmetimiz bu konuda çok önemli. Çünkü hayatın içerisinde yaşadıkları bir takım problemler olabiliyor. Özellikle gelişimlerine destek verebilmek amacıyla bu hizmeti hayata geçiriyoruz. Hani atölyeleri saydınız, çocuk atölyeleri, kadın atölyeleri. Hani başka ne gibi şeylerden yararlanabilirler burada? Öncelikle dedik ya, ekonomik anlamda güçlenmelerini sağlamak kadınların. Bu noktada girişimcilik eğitimleri de verilecek. Bu çok önemli çünkü. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Pelin Kökenli, sosyoloğum. Sosyolog olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu merkezi? Kadın ve Çocuk Merkezi, kadınların eğitimini sağlarken ayrıca psikolojik destek alabilecekleri bir merkez olup çocuklarının da eğitiminin sağlanıp aynı zamanda kurs alabilecekleri bir yer. Ve Nilüfer Belediyesi için ve Kültür Mahallesi için açılmış en verimli yerlerden biri.